Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size yine çok güzel bir iğneden tığa bir istek modeli tarif edeceğim. Bu arada tığımda 22 numara onu da göstereyim. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Bu iğne oyasını sizler için daha çevirdim. Evet arkadaşlar bakın. Bu şekilde birebir aynısını sizler için tasarladım. Ve bakın yaprağım orada daha dibe yere değil. Ben sizler için içine bir tane minik trabzan yapıp yuvayı o şekilde hazırladım. Bu şekilde hem daha arkadaşlar bakın seçkin ve güzel bir görüntüsü oldu. Şöyle kıyasladığınızda o modelle bu çiçeği daha arkadaşlar yerden yukarıda olduğunu daha böyle göze hitap ettiğini göreceksiniz Evet çok güzel oluyor arkadaşlar bu iğneden ta çevirmeler modelimiz bu şekilde şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar ara suyumuzu yaparak başlayacağız bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne sabitledik 3 tane zincir çekiyorum ve tığ battığımızın içine bu şekilde tığ battı yapıyoruz 4 zincir ilk başlarken arkadaşlar bu şekilde aynen bu ara suyunu yaparak başlıyoruz 3 zincirli yuvamızın içine bu şekilde 4 zincirli yuva yapıp 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 dönüyorum hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 ve 3 zincir bakın arkadaşlar bir tane bu şekilde yapıyoruz ee, yani yaptık daha doğrusu bundan siz 5 tane yapabilirsiniz en fazla örnek amaçlı olduğu için üç tane yeterli gördüm birbirine yakın olsun diye şimdi arkadaşlar yaprağımız için yuvaya başlıyoruz hemen sabitledim sık iğne ile 3 zincirimi çekiyorum buraya 3 zincirden 5 tane tığ battı yapıyorum 3 zincir 3 zincir 1 2 3 4 sonuncu 3 zincirim şöyle düğme geldi ve bu şekilde buraya sabit hemen bir zincir çekiyorum döndüm yuvamızı hazırlamak için başlayalım arkadaşlar sık iğne ile buraya bir zincirimi sabitledim ve 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 ve 7 bir tane bırakıyorum ortada boş ikincinin içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve bir iki zincirimi çekip düz yüzüne döndüm Evet buraya yaprağımızın yapımına başlayalım bir defa tığımın başını doladım hemen 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım 1 2 defa her trabzan yapış bir baş dolayımı artırıyoruz arkadaşlar 2 2 ve 2 1 2 ve 3 bu şekilde 3 defa tığımı doladım yine aynı şekilde yuvanın içine giriyorum 2 2 2 Bakın, tekrar 4 defa doluyoruz. Bu sefer her trabzan bir tane artırıyorum. Ve 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak bu şekilde 5. mı yaptım. Yine aynı şekilde son trabzana yine 4 defa doladım. Bakın buraya yuvaya girdim. Burayla bir, böyle iki, böyle üç, 4 2 2 alıyorum arkadaşlar 5 ve 6 seferde uzunca bir trabzan yapıyorum ve ucuna 5 zincir 5 zincirimi hemen buraya sabitledim şimdi arkadaşlar buraya 8 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane trabzanımı yapıyorum. Bakın. 9. da bu şekilde ana yuvada yapıp yaprağımızın işlevini bitirdik. Bu şekilde yaprağımız hazır. Yaprağımı şöyle hafif sağa doğru çekiyorum ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle biraz mesafe olsun arkadaşlar Dallımla arasında. Bir zincirimi çekiyorum üzerine. Şöyle bir defa doladım. 2 2 olarak buraya minik bir trabzan yaptım 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi buraya trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim 1 2 zincirimi çektim hemen ana yuvaya iniş yaptım trabzanın e, zincirini iki zincir olarak iniyorum hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum aşağı mesafeli olmasın diye bu döndüğümüz tığ battının içine de sık iğne ile sabitledim ve 3 zincir bakın burada ya, sağ tarafta iki tane tığ battı mesafesi bırakmıştık ya ön tarafta da üç tane bırakıyorum arkadaşlar biraz yaprak sarkıntısı olduğu için üç tane sağda 3 solda üç tane tığ battısı bırakıyorum bu mesafe iyi. Çıt dalımla e, tığ battı. Mesafesi ara suyunun arası. 3 tane tığ battı. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitleyip bir tane yuva yapıyorum. 4 zincir çeviriyorum. Buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve 8 tane zincir. 7 ve 8 döndüm bu şekilde hemen tığ battımın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum yine fil dişim hazır bir tane daha yapıp bitirelim arkadaşlar 3 zincirimi çekiyorum hemen tığ battıma giriyorum ve 4 zincir 3 zincirli tığ battının içine 4 zincirle sık iğne yapıp kapatıyoruz sıkı sıkı 8 tane zincir 5, 6, 7 ve 8. Hemen döndüm. Bu arkadaşlar bakın. Burasını sıkı, burasını gevşek çekersiniz. Birbirinden orantısız fil dişleriniz olur. O yüzden aynı boyutta çekmeye bakın. Şöyle sıkı sıkı artma işlemi. Düzgün durması için sıkı çekmeniz lazım. Evet. Dalımız ve yaprağımız da hazır arkadaşlar. Ara suyumuzu da fil dişinden hazırladık. Ve şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 8 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitleyip tutturalım. Ve sabitledim arkadaşlar. Hafif de şöyle sağa götürelim. Şimdi aynı şekilde buraya şöyle dibinde bir zincir çekerek 5 tane ilmeği toplayacağız. Tunus şişi yapıyoruz. Tunus şişinden yaprağı yapıyoruz. Güzel duruyor arkadaşlar. Bu 1 2 3'ten daha hem kolay da yapılıyor. Tunus işinde benziyor da birebir. Aynı iğne oyasındaki o yaprağı. Bakın 5 tane bu şekilde topladık. Ve buraya 2 2 2 2 ve 2 Bu şekilde ilmekleri topladım. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. bir tane atlayıp ikincisinin arasından girdim. Bir zincir çektim. 3 ve 4. Bu şekilde arkadaşlar ilmekleri topladım. 2 2 2. Bir zinciri çekiyorum arkadaşlar. Bir tane atlayıp ikincisinin içine giriyorum. Şöyle, Sonunda da telin arasına girip bu şekilde 3 tane ilmeği topladım 2 Arkadaşlar tekrar toplayalım Şöyle girdik Şöyle telin arasına sonuncu telin arasına da girdik Yine ilmeklerimizi toplayıp 2 2 olarak alıyorum Sonuncu arkadaşlar ilmeğimin içine giriyorum Bir atladığımız için bu şekilde yaprağımız arkadaşlar azalma oluyor hemen dibinde de bir zincirimi çekiyorum şöyle ipimi koparıyorum sağ tarafta yaprağı yaptık hemen sol tarafta yaprağı ters tarafından yapmak için geliyorum Evet arkadaşlar şimdi çevirelim şöyle ters tarafına ve ipimizi köşeden sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde ve dibinde bir zincir çektim. Bakın sola doğru 2, dibinde bir zincir. Sola doğru 3 4 ve 5. 5 tane bu şekilde ilmekleri topluyorum. Bunları ikişer ikişer alarak hemen sağa doğru götürüyorum arkadaşlar. Bakın 2 2 Şimdi arkadaşlar bir tane baştakini almıyorum. İkincini telimin arasından girip şöyle dibinde bir zincir çekip ilmeğimi topluyorum. Bu geri kalanı sırayla yapıyorum arkadaşlar. Hiç atlamadan. Şimdi sona geldik. Sondakini de aynı işlemi yapıyorum. Dibinde bir zincir çektim. ilmeğimi çıkardım. Ve 2 ve 2 ve 2 Hemen arkadaşlar bakın. Yine dibinde bir tanesini atlıyorum. ikincisinin içine girip sık iğne çekiyorum. Sıradaki yani sonuncunun da içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle iki, şöyle iki. Hemen arkadaşlar bir tane bırakıp sondakinin içine giriyorum ve sabitliyorum. Dibinde bir zincir çektim. Bu şekilde. Şöyle tersinden oldu arkadaşlar. Ama bakın şöyle yüzleri birbirine bakıyor. Aynı yöne bakıyor. Birbirlerine bakıyorlar. Evet hemen beyaz ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu ortadaki boşluktan beyaz ipimizi sık iğne ile sabitliyoruz ve buraya iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı yere bu yeşil yuvanın içine giriyorum. Bir, iki, iki alarak bu şekilde üç defada aldığım bir trabzan yapıyorum. 5 zincir, trabzanımı aralayıp bu şekilde 5 zincirimi kapatıp kirpik yaptım. Aynı işlem 5 zincir, buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu kirpik sayımı 3 yapıyorum. Hemen sık iğne ile bu şekilde sabit. Şimdi arkadaşlar bakın burada bu şekilde bir kirpiğimiz olmuş oluyor. Hemen ipimi kopardım. Bir zincirimizi çekmiştik. Ve şimdi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar burada yaptığımız fil dişilerimizin de üzerine üçer kirpik yapıyorum. Bu şekilde bakın. 8 zincirli yerden sık iğne ile ipimi sabit yapıyorum 1 2 3 zincir sabitledim 1 2 3 zincir sabitliyorum 3 zincir sabitledim şöyle dibine de bir zincir çekiyorum ve ipimi kopartıyorum arkadaşlar evet işlem bu kadar arkadaşlar hemen ipimi yakıp modelimize bakalım Evet arkadaşlar bakın modelimin bitmiş hali bu şekilde çok hoş çok da çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar ee, iki tane de yapınca kendini daha fazla gösterdi model Tek gösterdiğimde bu kadar ee, Kendini göstermediğini düşünüyorum yanına yaptıkça çoğaldıkça Yemeğinin üzerinde daha hoş durdu Orada tek renkliye ben de ikisini de tek renk yaptım bunu rengarek de yapabilirsiniz arkadaşlar böyle Yusufçuk kuşuna benzettim kelebeğe benzetebilirsiniz siz de bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz veya renk yemenizde bu model bu şekilde diye bu şekilde yaptım Siz de o şekilde yapabilirsiniz Modelim bu arkadaşlar Allah'a emanet olun şöyle Hoşçakalın ezanı Muhammed'i de okunuyor tam da zamanında bitirmişiz Evet Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak videolarımın devamı için bana destek olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.